İstanbul'daki kuyumcuların başı dolandırıcılarla dertte. Eline sahte altını alan dükkan dükkan gezip satmaya çalışıyor. İş öyle bir hale geldi ki aynı kuyumcuyu iki kez dolandırmaya kalkan bile çıktı. Bakın o macera nasıl bitti? Baktığım zaman gramajı falan altında birebir aynı. O kadar profesyonel hazırlanmış ki biz maalesef bu zincirle kandırılmış olduk. Sahte altın satıp kuyumcuyu dolandırdı. 20 gün sonra tekrar geldi. Elinde yine sahte altın vardı. Bunalmış durumdayız yani artık iş yapamaz hale geldik. Ama bu kez yakayı ele verdi. Utanmadan ikinci kez tekrar getirdi bize verdi. Yani artık canımda tak etti bu. Kuyumcu kente dolandırıcılar da dandı. Dükkan dükkan gezip esnafa tuzak kuruyorlar. 10.200 lira bize, 15.000 lira başka bir esnaf arkadaşımıza, 20.000 lira başka bir esnaf arkadaşımıza. Tarih 19 Aralık'ı gösteriyordu. İşte o dolandırıcı bu şekilde dükkana giriş yaptı. O kadar rahattı ki elinde sahte altını yani zinciri sallaya sallaya bankonun olduğu bölüme doğru ilerledi ve bu zinciri oradaki çalışana teslim etti. Pişkin bir şekilde gayet sohbet ediyor. Altını vermesine rağmen adına çıkmıyor. Kartagramını yazar mısınız, fiyatını yazar mısınız tarzı. 10.200 lira ödemiş olduk. Parayı alıp çıktı. Esnaf başına geleni anladığında iş işten çoktan geçmişti. Şahsın 30'dan fazla suç kaydı var. Bunların çoğu dolandırıcılık. Aynı dolandırıcı tam 20 gün sonra aynı dükkana yine aynı kıyafetle geldi. Bu sefer elinde bir bileklik vardı ve onu satmaya çalıştı ama umduğu gibi olmadı. İlgilenen arkadaşımız aynı kişiydi. Kapıdan girer girmez fark etti bunu. Hemen bize bilgi verdi. Kuyumcular sahte altınla suçüstü yakaladıkları dolandırıcıyı polise teslim etti. Her gün biz bunu yaşamaya başladık artık.